Muradiye Spor Salonu'ndan bir kez daha merhaba sevgili basketbol severler. Manisa Televizyonu'nda karşılaşmanın ikinci yarısıyla Manisa Büyükşehir Belediyespor Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket maçının ikinci yarısıyla karşınızdayız. İlk yarıyı 38-35 ev sahibi ekip Manisa Büyükşehir Belediyespor önde kapatmıştı. İkinci yarıya Alican Güney, Recep Doğru Söz, Markus Sol, Godfrey ve Ramazan Tekinbeş ile başlıyor ev sahibi ekip. Konuk takımsa Barış, Collins, Gökhan, Mertan ve Dwight Cole bir beşi var. İkinci yarının başında, üçüncü çeyrekte. Üçüncü yarı, üçüncü çeyrek. Karşılaşmanın ikinci yarısı ev sahibi ekibin hücumuyla başladı. Recep, Alican. Alican gitti çembere. Sol dipte bomboş Markus Sol. Fake'ini kullandı. Orta mesafeli atışında isabet yok. Collins alıyor. Reboundu. İlk hücumdan üçüncü çeyrekte boş döndü Manisa Büyükşehir Belediyespor. Collins'i bu kez Recep savunuyor. Recep Doğru Söz'ün faul yaptığını işaret etti karşılaşmanın hakemleri. Recep'in ikinci faulü bu. Aynı fikirde değil Recep. İlk yarıda da genelde çalınan düdüklere iki tarafında itiraz ettiğini söyleyebiliriz. Çok memnun değillerdi ilk yarıda. Bir parça tabii ev sahibi ekibin daha fazla memnuniyetsizlik duyduğunu söylesek yanlış olmaz sanırım. Boş döndü Barış'ın turnikesi kaçtı. Şimdi Markus Sol'la hücumda Manisa Büyükşehir Belediyespor. Üst üste iki maçını kaybeden iki takımın maçı. Üçer galibiyeti bulunan iki takımın maçı. Evinde 3 maçta 3'te 3 yapan Manisa o seriyi sürdürmek istiyor. Çembere gitti ama faul var. Atış kaçtı. Ramazan ve Godfrey ikilisi kolay sayı imkanı vermedi. Dwight Cole B'ye. Ramazan 3. faulünü yapıyor. Ramazan Tekin 3'te de 3. çeyreğin başında. ...38-36... ikinci yarıdaki ilk basket bu. İlk sayı serbest atış çizgisinden geldi o sayı. Kaldı bir de çift tanelerde 11. sayısı oldu onun da 38-37. 2'de 2 geldi. White Call B'den. İlk yarıda 16 dakika sahada kalmıştı. Call B 9 sayısı vardı. 10 rebound. Double double yapıyor 3. çeyreğin başında. Markus Sol da atmaya devam ediyor. 41-37. 17. sayısı oldu Markus Sol'un. Barış. White Call B. Top kaybı. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'ten. Faul. Mertan faul yapıyor. Godfrey orada bir faul beklemişti. 41-37, 2 dakika geride kalıyor 3. çeyrekte. Chancey Collins de hücumda. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket. Alican savunuyor onu. Mertan'a pası. Collins'in asistinde Mertan'ın 3 sayılık basketi geldi. Mertan üçlüyü gönderdi. İsabeti buldu. 7. sayısı Mertan Mutlu'nun. Farkta 1'e iniyor. Ramazan. White Call bir aldı sırtına. Faul 2, serbest atış kullanacak Ramazan Tekin. 7 dakika sahada kaldı. O da ilk yarıda 2 sayısı 2 reboundu bulunuyor. Şimdi çizgide iki takımın da 3. çeyrekte ikişer takım faulü var.
Ramazan'ın 3. sayısı. 42-40. Ramazan ikinci serbest atışı. Bu kaçtı. Rebound. Dwight Powell'ı bir de. Barış. 3 sayılık atış isabetli. Chance Collins. Üçlüğü gönderdi. İsabeti buldu. Yeniden öne geçiriyor. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'i 8. sayısı Collins'in. İlk yarıda 11,5 dakika sahada kalmıştı. 5 sayı 1 reboundla oynadı. 3 sayı çizgisi gerisinden de 5'te 2 oldu. Alican yanıt verebilecek mi? 3 sayılık atış isabetli. Collins geç kaldı savunmada. Cezayı kesti Alican Güney. 45-43. Bu kez önde olan taraf Manisa Büyükşehir Belediyespor. Alican'ın da 9. sayısı bu. Collins. Francis Collins. Alican karşısında 8 saniye var hücumun tamamlanmasına. Chance Collins Barış'a pası. Barış fake'ini kullandı. 3 saniye kararı. Dwight Colby boyalı alandaydı. Top kaybı Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'ten. Marcus Hall. Alican Godfrey gördü. Godfrey sol deyip bomboş. 3 sayılık atış isabetli. Calvin Godfrey'in 3 sayılık basketi. Calvin Godfrey'de çift tanelerde 10. sayısı. Farkı 5'e çıkarıyor Manisa Büyükşehir Belediyespor. 4 dakika geride kalmak üzere 3. periyotta. Barış. Gökhan. Collins. Barış. 3 sayılık atış isabetli. Barış'tan yanıt geldi. 13. sayısı Barış'ın. 48-46. Üçüncü çeyrekte 4 dakika geride kalırken Ümit oyuna dahil olacak. Ümit son kol. İlk yarıda ilk 5'te başlamıştı karşılaşmaya. Yaklaşık 13 dakika sahada kaldı. O da bir sayısı var yalnızca. 4 reboundla oynadı. Birazdan yeniden oyuna dahil olacak. Geçtiğimiz hafta Konya karşısında 18 sayı 10 reboundla tamamlamıştı maçı. Tecrübeli isim Ümit son kol. Gökhan'ın yerine oyunda. Alican topu kenardan oyuna sokacak şimdi. Godfrey. Marcus Hall. Godfrey kalabalığın arasından çembere gönderdi. Atışta isabet yok. Manisa hücumu sürecek. Marcus Hall. Pası Ramazan'a. Marcus Hall. Hall. İtti çembere. Turnikesi kaçtı ama iki serbest atış kullanacak. Marcus Hall. ...50-46... ...19 sayı Marcus Hall'dan... ...faul hakkı dolmuştu... ...az önceki faulle beraber... ...Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'in... ...Manisa Büyükşehir Belediyespor'un takım halinde... ...iki faulü bulunuyor 3. çeyrekte... ...Ümit... ...devreye giremedi bu maçta... ...tecrübeli ismi... ...Denizli takımının... ...Collins, Godfrey'in üzerinden... ...3 sayılık atış... Taklidi karşılaşma hakemleri. Collins bir faul beklemişti. Araya girdi. Collins müthiş bir enerji. Az önce Godfrey'in pozisyonunda yere düşen isim o değilmiş gibi çok iyi geri koştu. Pasarısı yaptı. Ardından topu oyun alanında tutmak için büyük bir efor sarf etti. Hatta tribünlere kadar çıkıyordu neredeyse. Şimdi takım arkadaşları onun yanında. Sanırım bir kenara gelecek. Küçük de bir problem yaşadı.
Chance Collins ilk maçında 8 sayılık bir katkı sağladı takımına. Ramazan kaçırdı, Ümit aldı rebound'u. Üç sayılık atış Ümit'ten. Çemberi turladı, top dışarı çıktı. Bu kez şanssız bir an konuk takım adına. Marcus Ol çembere gitti. Ramazan tamamlayamadı. Faul Recep. Üçüncü faulünü yapıyor. Recep doğru söz. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un üçüncü takım faulü bu. Tolga oyuna dahil olacak. Sağ arka adalesinde problem yaşadı. Chance Collins şu anda ona bir tedavi uygulanıyor. Bench'te. Ramazan kenarda bu arada. Tolga oyunda ev sahibi ekipte. 4 sayılık avantajı var. 4,5 dakika sonra 3. çeyreği tamamlayacağız. Manisa Büyükşehir Belediyespor 50 Denizli takımı. 50-46 Merkez Efendi Denizli Basket. Topu çaldı Marcus Ol varıştan. Hızlı geçti yarı sahayı Marcus Ol. Faul. İlk kez oyunda bugün Denizcan Çevik. O da 2 maç aradan sonra Gökhan gibi formasına kavuşan isimlerden biri. 1994 doğumlu Türk Telekom, DSİ Sakarya, Samsun formaları giymişti. Bugün ilk kez sahada. ...51-46... 20. sayısı Marcus Holun. Umut ve Gökhan ikilisi oyuna girecek Manisa Büyükşehir Belediyespor'da. Marcus Ol 21 sayı kaydetti. Alican'la beraber kenardalar. Umut'la beraber de oyuna dahil olan isim Gökhan. White call bir de Gökhan Yazıcıoğlu'na bıraktı yerini. Barış. 4 dakika var 3. periyodun sona ermesine. Barış. O da 13 sayı kaydetti. İlk yarıda bu sayıların 10'unu kaydetmişti. 10 saniye var hücumun tamamlanmasına. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket hücumu sürecek. Deniz topu oyuna soktu. Mertan. Barış'ı buldu. Barış 3 sayılık atışı isabetli. 16. sayısı Barış'ın. Barış Özkan. 8'de 4. 3 sayı çizgisi gerisinden. Godfrey gitti Ümit'in üzerine. Bitiremedi. Ümit ayağı çizgide. Top oyun alanı içerisinde tutmayı başaramadı. Manisa'nın hücumu sürecek. Recep. Recep Godfrey indirdi. Godfrey takes the match. 12. sayısı Godfrey'in. 54-49. Fark 5. Recep 4 dedi. Bu faulle beraber 4. faulünü yaptı Recep doğru söz. Manisa Büyükşehir Belediyespor'unda 4 faul hakkı doluyor. Recep'in bu faulüyle beraber Alican kısa süre önce kenara gelmişti ama Recep 4 deyince yeniden oyuna dahil oldu Alican Güney. Ümit. Mertan. Gökhan savunuyor onu. Geriye çekilerek el üzerinden atış kaçtı. Rebound mücadelesi Alican. Son temas Deniz'den. Manisa hücumu olacak. Umut, Alican, Gökhan, Tolga'yı buldu. Tolga dışarı çıkardı. Alican çok uzaklardan 3 sayılık atış isabetli değil. Top dışarıda. Boş dönüyor bu hücumdan Manisa Büyükşehir Belediyespor.
10'da 5. 3 sayı çizgisi gerisinden Manisa Büyükşehir Belediyespor. Bu bölüme kadar %50 ile oynadı ev sahibi ekip. 2,5 dakika sonra karşılaşmanın 3. periyodunu geride bırakacağız. 54-49 önde olan taraf ev sahibi ekip. Barış dışarı çıkardı. Ümit bomboş. Deniz 3 sayılık atışı isabetli. Deniz 3. çeyrekte ilk kez süre aldı. 3 sayılık atışında isabet var. Denizcan Çevik'in basketi farkı 2'ye indirdi. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket. Yanıt gelecek mi Kaan'dan? 3 sayılık atışta isabet. 3 sayılık basketler karşılıklı. Önce Deniz konuk takımı adına, ardından ev sahibi ekip adına Kaan. Kaan'ın da ilk sayıları bu. Tıpkı Deniz gibi. 57-52. Barış boş kaldı tepede. 3 sayılık atışı isabetli. 3 sayı çizgisi gerisinden düello sürüyor. 57-55. Son 1,5 dakikaya girmek üzereyiz 3. çeyrekte. Alican. Kaan perdedeydi. Alican. Kaan top istedi. Bu arada teknik faul. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket koçu Şahin Ateşdağlı. Alican teknik faul sonrasında serbest atışı kaçırdı. 57-55. Alican topu kenardan oyuna sokacak şimdi. Umut. 3 sayılık atış Umut'tan isabetli değil. Barış hızlı getirdi. Barış Gökhan'a bir alıyor. Pası tekel smaç. Harika bir hücum. Hızlı hücumda Gökhan'ın smaçı. 57-57 eşitlik var karşılaşmada. Son 1 dakikaya girmek üzeriz 3. periyotta. Gökhan'ın ilk basketiydi bu. Asist Barış'tan. Sayı Gökhan'dan. Alican Tolga'ya indirdi. Deniz hemen arkasındaydı. Deniz topu çaldı. Barış oyun alanında tuttu. Ardından Gökhan'a pası. Gökhan'dan bir smaç daha. Üst üste hızlı hücumlar. Üst üste Gökhan'ın smaçları. Mola geliyor son 1 dakikada 3. çeyrekte. 59-57 bu kez öne geçen taraf Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket. Müthiş bir mücadele var sahada. Koç Ceyhun Cabadak mola istedi bu kez. Gökhan Yazıcıoğlu 3. çeyreğin son bölümünde sahneye çıkan isimdi. Üst üste 2 hızlı hücumdan 2 smaç 4 sayılık bir katkı sonrasında öne geçti Merkez Efendi Belediyesi Denizli basket takımı. Mola tamamlandı. Umut, Markus Ol, Gökhan, Tolga ve Kaan 5'i var sahada moladan sonra 3. çeyreğin son bölümünde Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Merkez Efendi Denizli, Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'te ise Bertan, Mertan, Deniz, Gökhan ve Ümit 5'i var sahada. Markus Ol, Deniz savunuyor onu. Gökhan karşısında Bertan var. Markus Sol Tolga'nın perdesinden yararlandı. Üçlüyü gönderdi. Atış kaçtı. Tolga ribaundu almak üzere. Son temas Denizcan'dan. Denizcan Çevik'ten çıktı top. Hücumu devam ettirecek şimdi Manisa Büyükşehir Belediyespor. 41.8 var 3. çeyreğin sona ermesine. Markus Sol top oyuna soktu Umut. Mertan'ın üzerine gitti Umut. Dışarı çıkarmak istedi.
Mertan'ın müdahalesi. 9 saniye var hücumun sona ermesine. Potu altından topu oyuna sokuyor şimdi Umut Geçen. Gökhan. Marcus Hall boş kaldı. 3 sayılık atış isabetli değil. Tolga aldı reboundu. Ardından rebound mücadelesinde ona bir faul yapıldı. 2 serbest atış kullanacak Tolga. Henüz sayısı yok Tolga'nın. 16,5 dakika sahada kaldı Tolga. 4 reboundu bulunuyor. İlk sayısını serbest atış çizgisinden buldu Tolga. Parkta 1'e indi. İkinci ve son serbest atışını kullanacak şimdi Tolga Kaan Birer. İkinci atışı kaçtı. Gökhan aldı reboundu. Mertan'la hücumda Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket. Mertan. Süre eriyor. Son top 3. çeyrekte Manisa'ya kalacak. Mertan 4 saniye var. Geriye çekilerek Kaan'ın üzerinden atışında isabet var. Mertan mutlu. 7-6 saniye kaldı. 3. çeyreğin son ermesine. Marcus Sol. Pot altına indirdi. Kaan bitirdi. Kaan'ın basketi ve 3. çeyrek sona eriyor. Asist Marcus Sol'dan. 3. periyot tamamlandı sevgili basketbol severler. 3. çeyrek skoru Manisa Büyükşehir Belediyespor 60, Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket 61. Son sözü bakalım final periyodunda kim söyleyecek? Çekişmeli bir karşılaşma. 3 periyot izledik. İlk çeyrek 17-24. Konuk takımın üstünlüğüyle sona ermişti. İkinci periyotta 21-11'lik skorla ilk yarıyı 38-35 önde kapatmayı başardı Manisa Büyükşehir Belediyespor. 3. çeyrek skoruysa Merkez Efendi Belediyesi lehine sona erdi. 60-61, bir sayılık bir avantajı var deplasman ekibinin. 26-22 3. periyot skoru. Merkez Efendi Belediyesi'nin en fazla skor ürettiği çeyrek oldu bu. Kötü bir 3. çeyrek geçirdikten sonra 2. yarıda hücumda daha etkiliydi. Deplasman ekibi 19 sayılık katkı Barış'tan geldi konuk takımda. 22,5 dakika sahada kaldı Barış. ...19 sayı, 6 asist, 4 rebound, 1 top çalmalık performans. Çift hanelere de olan diğer isimse White Colby, 11 sayısı var onun da. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'te. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da ise Marcus Hall 21 sayı kaydetti. O da 23 dakika yaklaşık sahada kaldı. 5 asisti var. 2 top çaldı. Bir de reboundu bulunuyor Marcus Hall'un. Marcus Hall, Umut Geçen, Gökhan, Kaan ve Tolga 5 ile son çeyreğe başlıyor. Koç Ceyhun Cebadak, Deniz, Barış, Ümit, Mertan ve Kalbi 5'i de Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket takımında Koç Şahin Ateş Dağlı'nın tercih ettiği final periyodundaki 5'i. Kalbi'ye yerden bir pas. Topu kaybetmedi. Dwight Colby çembere gitti. Smaç'la bitirdi. Dwight Colby 60-63 farkı 3'e çıkardı. 3. çeyreğin ortasında Chancey Collins sakatlanmıştı. Bir problem yaşamıştı. Onun tedavisi kenarda sürüyor. Şu anda tek yabancıyla sahada konuk takım. Mertan geçiş hücumunda 3 sayılık atışında isabet yok. Umut aldı reboundu. Calvin Godfrey'de 12 sayıyla Marcus Hall'dan sonra en skorer ikinci ismi Manisa Büyükşehir Belediyespor'un. 4. çeyreğin başında şu anda bench'te. Gökhan Kaan'ı buldu. Kaan gitti Ümit'in üzerine. Kaan atışı kısa. Ümit aldı. Samar reboundunu
Mertan'la hücumda Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket. Calvin Godfrey'i de değişiklik sandalyesine gönderdi Koç Ehun Cabadak. Dwight Colby, Tolga'nın faulü var. İki serbest atış kullanacak Dwight Colby. Son çeyrekteki ilk takım faulü Manisa Büyükşehir Belediyespor'un. Tolga üçüncü faulünü yapıyor. Deniz kenara gelecek konuk takımda. Bertan baştan oyunda. Tolga da yerini Ramazan'a bıraktı Manisa Büyükşehir Belediyespor'da. Collins kendini deniyor kenarda. Oyuna dahil olabilecek pozisyonda şu anda. Dwight Colby ilk atışını kaçırdı. ...23 dakikada... ...13 sayılık performans... ...8'de 9'da 6 oldu... ...serbest atış çizgisinden 11 reboundu... ...1 asisti... ...2 de top çalması bulunuyor Dwight Colby'nin... ...14 sayılı katkı ondan geldi... ...fark 4, 60-64... Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'in üstünlüğü var. Ramazan. Marcus Hall. Colby kaldı karşısında. Godfrey Ramazan'a indirdi. Ümit arkasında. Ramazan Tekin. Ramazan zorladı pozisyonu. 2 saniye. Faul. Süre dolarken imdadına yetişti. Faul diyor Ramazan'ın. Ümit'e çıktı faul diyor o pozisyonda. Ümit son kolda 4. faulünü yapıyor. O da 20 dakika sahada kaldı. Bir sayı, 7 rebound, 1 asistlik katkı. Dörtledi Ümit. Umut. Ramazan. Ramazan Tekin. Şimdi Umut'a teslim etti topu. Umut gitti. Kalbinin üstüne fake'i. Dışarı çıkardı. Ekstra pas. Sağ dipte bu kez. Godfrey atış kaçtı. Orada yükseldi Umut ama rebound'u alamadı. İki oyuncu yerde. Oyun devam ediyor. Bertan'la Umut ikilisi yerdeydi. Barış dışarı çıkardı. Mertan. Mertan. Kötü pas. Manisa Bencine gönderdi topu Mertan. Gökhan Yazıcıoğlu oyuna girecek birazdan. Ümit kenara geliyor. Ali Can da Manisa Büyükşehir Belediyespor'da oyuna girecek şimdi. Gökhan kenara geldi Manisa'da. Godfrey. Top kaybı. Bir düdük var. Sportmenlik dışı. Düdüğü. Buçuk dakikayı geride bıraktık. Son çeyrekte Umut geçen sanırım faul ona çıktı. Evet, henüz sayısı yok Umut'un bugün. İlk faulünü yaptı az önce. 17,5 dakika sahada kaldı o da. Bir asisti var. Bir de rebound aldı Umut. Sportmenlik dışı faul düdüğü sonrasında Barış çizgide farkı 5'e çıkardı. Barış'ın da 20. sayısı oldu bu. İkinci serbest atışını kaçırdı Barış. Kenardan topu oyuna sokacak. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket hücumunu izleyeceğiz. Gökhan, Mertan. Mertan top oyun alanının dışında. ...60-65... 5 sayılık avantajı var Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'in. Umut'la hücumda Manisa Büyükşehir Belediyespor. Alican, Ramazan perdedeydi. Alican Güney,
Alican, Ramazan devrildi, içeri pas istedi. Alican, Umut, Markusol, Ramazan'a indirdi. Gökhan savunuyor onu. Ramazan zorladı pozisyonu, faul. Umut, Markusol, Markusol gitti çembere, turnikeyi bıraktı, isabetli. Markusol'un atışı farkı 3'e indiriyor Manisa Büyükşehir Belediyespor. 3 dakika geride kaldı son çeyrekte. 23 sayılı katkı Markusol'dan. Mertan faul, Umut yaptı, ikinci faul Umut'un. 3. takım faul oldu son çeyrekte Manisa Büyükşehir Belediyespor'un. White Colby, Barış, 3 sayılık atışı isabetli, iyi hissediyor Barış. Godfrey bir adım geç kaldı, hemen cezayı kesti, 3 sayılık basket. Barış Özkan, en etkili ismi Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'in 23. sayısı oldu bu. Barış'ın 25,5 dakikada 3 sayı çizgisi gerisinden 10'da 6 oldu Barış Özkan. Farkı 5'e çıkarıyor. 6'ya çıkarıyor, düzeltiyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor karşısında Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket, moladayız. Koç Ayhun Cabadak mola istedi az önceki Barış'ın 3 sayılık basketi sonrasında. Manisa molası sona erdi. Umut, Markusol, Alican, Godfrey, Ramazan sahada. Molanın ardından Mertan, Barış, Gökhan, Mertan ve Kalbi beşi de Denizli'de sahada. Markusol, Alican, Markusol, Dwight Colby karşısında 3 saniye kaldı. Dengesiz bir 3 sayılık atış, isabetli değil. İstediği hücumu gerçekleştiremedi. Mola sonrası Manisa Büyükşehir Belediyespor 4 dakika geride kalıyor. Karşılaşmanın son periyodunda 6 sayılık Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket üstünlüğü var. 3 sayılık atış Mertan'dan, isabetli değil. Dwight Colby aldı hücum reboundunu, Barış'a kazandırdı. Barış 23 sayıyla Markusol'la beraber maçın en skorer oyuncusu. Gökhan tepeden üçlü gönderdi, isabeti buldu. Gökhan Yazıcıoğlu 7. sayısını kaydediyor. 62-71. Tolga girecek oyuna Manisa'da. Umut, Alican, kritik hücum Manisa adına. Godfrey gitti çembere, bitiremedi. Çift tanelere taşıma şansı farkı Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket adına. 62-71, son 5 dakikaya giriyoruz artık. Karşılaşmada hücum faul düdüğü. Dwight Colby'nin perdesinde faul. Chauncey Collins oyuna giriyor. Mertan kenarda. Üçüncü çeyrekte bir problem yaşamış. Kenarda bir süre tedavi görmüştü. Chauncey Collins yeni transferi 8 sayıyla bugün katkı sağladı takımına ilk maçında. Markusol, Umut, faul düdüğü var. 4 faul hakkı doluyor. Bu faulle beraber Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket takımının
Marcus Hall topsuz alanda bir faul düdüğü daha. İki serbest atış gelecek şimdi. Gökhan üçüncü faulünü yaptı. Umut çizgide. Umut geçen. ...63-71. İkinci ve son serbest atışı Umut'un, ilk sayısını çizgiden elde etti. Bu da ikinci sayısı oldu Umut Geçen'in. 64-71. İyi savunmaya ihtiyacı var bu hücumda ev sahibi ekibin. Chauncey Collins şekillendiriyor hücumu. Godfrey var karşısında. Chauncey Collins perdeye geldi. Dwight Colby. Bertan 3 sayılık atış isabetli değil. Umut aldı Samba reboundunu. Umut geçen. Alican ısrarla top istedi, aldı. Alican Güney. Alican gitti çembere. Turnikesi isabetli değil. Orada tamamlayan isim Tolga. Tolga'nın ilk iç saha içi isabeti. Öyle kritik bir hücumda geldi ki. Üçüncü sayısı oldu. Serbest atış çizgisinden bir sayısı vardı Tolga'nın. Az önceki tipiyle beraber. Fark da 5'e inince hemen mola istedi. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket Koçu Şahin Ateşdağlı. 66-71. 4,5 dakika var maçın tamamlanmasına. ...23 sayı kaydeden iki isim var. Biri konuk takımda, diğeri ev sahibi ekipte. Marcus Hall ve Barış bunlar. 23'er sayı kaydetti iki oyuncu. 14 sayılık katkı Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket takımında. White Colby'den. Calvin Godfrey'in ise ev sahibi ekipte çift taneler ulaşan ikinci oyuncu, 12 sayısı bulunuyor. Alican 9 sayıda, Gökhan Aydın'ın ise 7 sayısı var. Konuk takımda da yine Mertan'ın 9 sayısı, Collins'in 8, Gökhan Yazıcıoğlu'nunsa 7 sayısı bulunuyor. Gökhan 7 sayının tamamını ikinci yarıda kaydetti. Mola tamamlandı. Deniz, Barış, Collins, Colby, Gökhan 5'i sahada. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'te. Collins kolay geçti Godfrey'i. Sol dipte Deniz'i buldu. 3 sayılık atışı isabetli olmadı. Rebound mücadelesi Marcus Hall'da kaldı. Mola sonrasında boş döndü hücumdan. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket. Müthiş bir heyecan var. Son 4 dakikaya giriyoruz karşılaşmada. 5 sayılık avantajı var deplasman ekibinin. Alley-oop pası Marcus Hall ama Godfrey tamamlayamadı. Boş döndü hücumdan. Manisa, ardından Godfrey. Topu oyun alanında tutmayı başardı. Calvin Godfrey'in bu eforu, bu gayreti, bu çabası topu takımına kazandırdı. Marcus Hall Tolga'nın perdesinden yararlandı. Marcus Hall çembere gitmedi, vazgeçti. Dışarı çıkardı Umut. Tepeden 3 sayılık atışı isabetli değil. Reboundu Barış aldı. Bir faul bekledi Umut. Oyun devam ediyor. Barış kesti driplingi. Steps beklentisi var. Barış pası Deniz'e kazandırdı. Şimdi Collins de sete yerleşti. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket. Son 3,5 dakika artık karşılaşmada. Chauncey Collins turnikesi kaçtı. Takip smacı Dwight Colby'den. Collins kalkamadı. Ve mola. Manisa Büyükşehir Belediyespor molası. Collins de kendisini yere bırakıyor. Sağ baldırında bu kez bir problem yaşıyor. Collins kramp mı girdi? Farklı bir problem mi var? Hemen sağlık ekibi Chauncey Collins'in yanında. Takım arkadaşları da bu arada Collins'in yanındaydı ama hemen
Asistan koç İnanç Koç ve Yağız Sertoğlu. Şahin Ateşdağlı ile beraber oyuncuları yanına çağırdı. Evet, oyun alanının dışında şu an ekranlara da yansımıştır. Tedavisi dışarıda devam ediyor. Chancey Collins'in. Üçüncü çeyrekte de yine bir sıkıntı yaşamıştı. Sağ arka baldırına tedavi uygulanıyor şu anda. Manisa molası sona ermek üzere. Mola tamamlandı. Deniz, Markusol, Tolga, Godfrey, Alican. Beşi sahada. Manisa'da. Deniz, Barış, Gökhan, Mertan ve Galvi beşi de. Denizli de sahada. Galvin, Godfrey, Tolga indirdi. Blok geldi Dwight Colby'den. Kararttı pot altını. Dwight Colby. Son 3 dakika. Yedi sayılık avantajı Denizli'nin. Barış 4 saniye kala şutu isabetli değil. Alican. Alican buldu koridoru, dışarı çıkardı, çembere gitmedi. Markusol. Markusol turnikesi isabetli değil. Markusol tipledi ama rebound mücadelesi ilginç bir an. Markusol bomboş kaldı. 3 sayılık atışı, kritik bir atış, isabetli değil. Tolga aldı reboundu. Tolga bir faul bekliyor. Steps yaptı. O faul düdüğü gelmedi. O faul düdüğü gelmedi. Steps. Top kaybı. Markusol'la Denizcan Çevik arasında bir gerilim. Tansiyon yükseldi sahada. İki buçuk dakikadan az bir süre kaldı artık. Tolga orada rebound mücadelesinde bir faul beklemişti. O düdük çıkmadı. Ardından steps kararı. Merkez Efendi Belediyesi Denizli basket hücumda. Barış'la hücumunu izliyoruz konuk ekibin. Markusol savunuyor onu. Barış. Topu kazandı Manisa Büyükşehir Belediyespor. Umut. Denizcan var arkasında. Umut teması aldı. Atışı kaçtı ama iki serbest atış kullanacak Umut geçen. Sportmenlik dışı bekledi Umut. Serbest atış kullanacak Umut geçen. 2'de 2 ile ayrılmıştı az önce çizgide. İlk serbest atışını kaçırdı Umut. Serbest atışına isabet var. 67-73. Üçüncü sayısı oldu Umut'un. Deniz araya girmek üzereydi Umut. Mertan. Barış. Son 2 dakika artık karşılaşmada.
Mertan, Gökhan. 3 sayılık atışı Gökhan'ın isabetli değil. Alican aldı. Sanma reboundunu. Erken bir sayıya ihtiyacı var Manisa Büyükşehir Belediyespor'un. Calvin Godfrey, Alican. White Colby karşısında Alican. Calvin Godfrey, Marcus Hall. Marcus Hall, Umut. 3 sayılık atışı isabetli. Umut'un 3 sayılık basketi geldi. Farkı 3'e indiriyor Manisa Büyükşehir Belediyespor. Son 1-20 karşılaşmada. İlk iç saha içi isabeti Umut Geçen'in 6. sayısı oldu. Diğer 3 sayıyı serbest atış çizgisinden elde etmişti. Mertan'la hücumda Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket. Önemli bir savunma daha Manisa için. Mertan gitti Umut'un üzerine. Atışı isabetli değil. Rebound'ı Calvin Godfrey aldı. Marcus Hall'da hücumda şimdi Manisa Büyükşehir Belediyespor. Marcus Hall, Tolga'nın perdesi. Marcus Hall gitti çembere. Dwight Colby yine karattı oraları. Yine blok geldi Dwight Colby'den. Hücumu devam edecek Manisa'nın. Üç sayılık avantajı var. Konuk takımın. Umut topu oyuna soktu. Marcus Hall. Umut Geçen. Umut gitti çembere. Turnikesinde isabet var. Farkı bire indirdi ve mola istedi. Merkez Efendi Belediyesi Denizli basket takımı 72-73 farkı 1'e indiriyor Manisa Büyükşehir Belediyespor. Umut'un 8. sayısı, üst üste 5 sayılık katkı Umut Geçen'den. 43.6 var maçın sona ermesine. Müthiş bir maç sonu bizi bekliyor. Genel itibariyle maç çekişmeli, heyecanlı ve tempolu geçmişti. Son bölümde de yine nefeslerin kesileceği bir 43 saniye bizi bekliyor sevgili basketbol severler. Evet, 43.6 saniye moladayız. Mola sonrasında Merkez Efendi Belediyesi Denizli basket hücumunu izleyeceğiz. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'in molası sona erdi. 4 faulü Ümit molanın ardından oyunda. Denizcan, Metehan, Barış, Dwight Colby ve Ümit Songkol 5'i sahada. Umut Alican, Tolga Godfrey, Marcus Ol 5'i de Manisa Büyükşehir Belediyespor'da sahada. Marcus Ol'a bir faul düdüğü çıkıyor. Bir faul hakkı vardı. O hakkı da kullandı Marcus Sol'la. Şimdi faul hakkı doluyor Manisa'nın. Evet, değişiklik işareti gelmişti. Ondan vazgeçmek istedi ama Gökhan oyunda şimdi. Ümit kenara geliyor. Biraz geç kaldılar o kararda. Ümit'in yerine Gökhan oyunda. 16 saniye var hücumu sona ermesine. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket hücumda şimdi. Mertan. 10 saniyesi var. Topu çembere göndermek için şu anda. Denizli'nin Mertan. 3 sayılık atışı kaçtı. Umut aldı ribaundu. Marcus Sol'a teslim etti. Son top olarak kullanacak Manisa Büyükşehir Belediyespor. Maçı kazanma fırsatı geldi eline. Ev sahibi ekibin. 12 saniye var. Marcus Sol bir sayı geride Manisa. Marcus Sol gitti çembere. Turnikesi kaçtı. Rebound Denizcan, ardından faul. Ardından faul. Alican faul yaptı. Maçı bitirmek istedi. Marcus Sol çembere gitti. Orada temas aradı bir anda. Faul düdüğü çıkar mı diye bekledi ama o düdük çıkmadı.
Alican ardından 3. faulünü yaptı. 4.4 kaldı maçın tamamlanmasına. Molası yok Manisa Büyükşehir Belediyespor'un. Pot altından topu oyuna sokacaklar. Serbest atış sonrasında ev sahibi ekip ve 4.4 saniyede sayı bulmak zorundalar. Eğer 2'de 2 gelirse 3 sayılık baskete ihtiyaçları olacak. 72-74. Deniz çizgide ilk atışında isabet vardı. İkinci atışı kaçtı. Ribandı aldı Alican. 3 saniye, 2 saniye faul. Faul. Alican çizgiye gelecek. Üç sayılık orta sahadan çok uzaklardan gönderecekti. Eğer o sayı olsaydı maçı Manisa kazanacaktı. Kritik bir karar verdi Barış. Çembere göndermeyi tercih etti Alican'ı. Eğer 2'de 2 atarsa Alican son 1 saniyede, hatta 2 saniye şu anda süre ayarlanıyor. Masa hakemlerinin yanında karşılaşmanın hakemi. 2'de 2 atarsa uzama ihtimali var maçın. El yakan bir serbest atış olacak Alican için. Nefesler tutuldu. Barış tartışılır bir karara imza attı desek herhalde yanlış bir şey söylemeyiz. Çünkü orta sahadan gönderecekti Alican şutunu. Çok da pozisyonunu da alamamıştı. Ama bir faul geldi ona. Şimdi maçın uzama şansı elinde şu anda Manisa'nın. Alican ilk serbest atışı kaçırdı ve hata yapıyor çizgiden. Eline kadar geldi maç. Alican'ın muhtemelen bunu kaçıracak ve rebound sonrasında sayı kovalayacak Manisa. O reboundu aldı. Umut çembere gitti, dipledi. Tolga 74-74. İnanılmaz bir maç sonu bu. Bu maça da böyle bir maç sonu yakışırdı. Bu maça da böyle bir maç sonu yakışırdı. İnanılmaz bir maç sonu. 2'de 0. İlk atışını kaçırdıktan sonra ikincisini zaten kaçırmasını istediler Alican'dan. Onu başardı, ardından rebound. Umut rebound sonrasında turnikeyi kaçırdı ama takip smacı Tolga'dan geldi. Bu keyifli maç 5 dakika daha devam edecek sayın seyirciler. Müthiş bir basketbol günü. Müthiş bir basketbol günü Muradiye Spor Salonu'nda, Manisa Televizyonu ekranlarında. 74-74 sona erdi maçın normal süresi. İtirazlar var. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket tarafında. Evet. 74-74 sona erdi normal süre. Tolga'nın takip smacı 5. sayısıydı Tolga'nın. Bir 5 dakikalık heyecanlı ve keyifli bir karşılaşma bizi bekliyor. ...23 sayıyla Barış, Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'in en skorer ismi. O 5 faulle uzatma periyodunda sahada yer alamayacak.
Evet, 5 dakikalık uzatma periyodu başlayacak sevgili seyirciler. 74-74 maçın normal süresi sona erdi. En skorer ismi 5 faulle oyun dışında Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'in sahada olamayacak. Uzatma periyoduna Mertan